Arkadaşlar selamun aleyküm. Yan tarafta Ömer Usta'nın yanına gideceğiz. Önü yaptırdık arkadaşlar. Biraz sakindi. Bir bakalım Ömer Usta'ya neler yapacak. Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Sakiniz, bir blok patlamıştı. Onu bir gösterelim. Neler var bir bakalım. Ulan iyi boy. Evet arkadaşlar, dükkan önünü gördük. Ömer Usta yine burada bir şeyler yapıyor. Neler yapıyor bir bakalım. Ooo Ömer Usta'm ne haber? Kolay gelsin. Sağ ol. Yan komşumuz arkadaşlar. Ömer Usta'm nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne iş yapıyoruz? Bu geçen blok patlamıştı. O aracı tamir ettirdik değil mi? Blok kaynak. Aynen Ömer Usta'm. Motoru, blokunu tamir ettirdik. Allah'ta yan kanalında falan bir şey yoktu. Sadece boş alandaydık. Onun kaynağını falan yaptırdık. Evet ustam, şimdi buna neler yapıyoruz? Ya bu 936 Euro 6 Mercedes'in yeni nesil motoru. Bu değil mi abi? Yani. Euro 6. Şimdi bu daha evvelden sökülmüş. Evet Ömer ustacığım, bir şeyler söyleyeceğim herhalde. Öndeki dişçiyi gösterelim. Ustam. Evet bu ustam. Bu dişleri sökülürken dikkat edilmesi gereken olay, her dişinin kendine has bir boşluk ayarı var. Onu nasıl göstereceksin ustam ayarını? Şunu şöyle bir... Meslek sıra ama sen yine gösteriyorsun. Ya arkadaşlar herkes öğrensin. Bunu ön dişli grubu bağlandıktan sonra, kapak bağlandıktan sonra bu dişlerin boşlukları teker teker ekstradan ayarlanması lazım. Ha, yani gergi yok bunda, dişli ayarı var. Tabii dişlerin boşluk ayarı. Aynı diferansiyel ayarı gibi değil mi? Doğru aynen, mudur? Dişli, çok güzel söyledin. Evet. Şimdi de bu motorun yağ pompasını, sıfır pompasını değiştik. Şöyle. Evet, yağ pompası yani burada. Yağ soğutucusunu, grandını şöyle burada. Evet, gösteriyorum. Grand değişti. Grand değişti, yağ pompası. Yağ pompası. Ufacık ama o kadar beygire ufak. Yağ soğutucusu yok Hüseyin Usta. He? Yağ soğutucusu, onu da değiştireceğiz. Yağ soğutucusu, bunlar conta takımları. Ya, o da conta takımı Hüseyin Usta. Arka grand keçesi, ön grand keçesi. Sıvı conta, balata sprey borcumuz var Ömer Usta'ya. Canım sağ ol. Artı şey, yani bu yeni nesil motorlarda pek glindrik veya şey conta yok. Bütün o-ring istiyoruz Usta'm. Anladım O-ringlerini, abi. O-ring yüzeylerine, o-ringlere takılırken dikkat edilirse. Yağ kaçağı olmaz. Yağ kaçağı olmaz yani. Evet. Bunun önüne geçip bir de şöyle bir şey. Bu yeni nesil motorlarda sıvı conta kullanılmasına gerek yok. Aynen. Evet Ömer Usta'cığım. Kapağı da bağlarken seni çağırıyorum. Kapağın montajındayken. Ömer Usta'm de... bakın arkadaşlar, Ali Usta oğlu burada. Hemen çayımızı getirdi. Allah razı olsun. Antep usulü. Ömer Usta'mız kendisi Anteplidir değil mi Ömer Usta'm? Evet. Ömer Usta'cığım çay için teşekkür ederim. Afiyet olsun Hüseyin Usta'm. Hep beraber. Şimdi Ömer Usta burada sentesini göstereceğiz. Çayımızı içerken burada. Ömer Usta'mız... Çayını iç abi, acele. Çay içeceğiz, gel. Tamam, çayımı alayım ben şöyle, seni öğreneyim. Evet. Şöyle geçelim bu tarafa. Buradan, şuradaki Hüseyin Usta'm. Noktayı görüyorsun değil mi? Evet abi, görüyorum. Burada nokta, şurada iki nokta. Bu nokta iki noktanın ortasına gelecek. Şuradaki tek noktalar çift noktaların arasına gelecek. Evet, onun içinde de var değil mi? Bunun, bak burada da bu ön... Yani şöyle bir şey. Bu şu an önemli bir şey. Ön taraf dişli grubu toplanmadan silindir kapağını bağlamasınlar. Dişli grubu toparlansın, kapağı hazırlansın. Ondan sonra silindir kapağını montaj etsinler. Ondan sonra evet, silindir kapağını takacağız şimdi arkadaşlar. Aracımızın silindir kapağında dikkat ettim contada. Ufak ufak o-ring mi onlar usta, neler onlar? Bunlar o-ringle saç. Yani nokta o-ring mi? Sırınca nokta. Şey, bu şey o-ring. Bunu normal oluyor. Biton, biton oluyor. Bu conta malzemesi. Bunu şey gönderdim. Liste. Evet arkadaşlar, sen silindir kapağını takmadan önce Ömer Usta diyor ki bu dişçi grubunu takacağız diyor. Doğru mu? Hazırlanacak, kapatılsın, toplansın. Ondan sonra şeyi toplasınlar. Değil mi? Silindir kapağını toplasınlar. Yeni motor dağıtan arkadaşlar tekrar yani sökülür takılır. İkinci bir iş çıkmasın. Buna dikkat etmeleri lazım. Lazım yani. Ona bir hassas. Evet, şimdi silindir kapağını vinçle takacağız arkadaşlar. Ondan sonra göreceğiz nasıl bir sistem oluyor. Burada tabii ki blok çatlaktı, kaynak oldu. Yani şimdi biraz mola vereceksin. Evet Ömer Usta. İşlerden falan işlerimi ayarladıktan sonra, orada işim bittikten sonra silindir kapağını da bakarken arkadaşlar da sen çağırıp
İstersen oturturken çağır ki görsünler. Bir de şöyle mesela evet. Bu senin daha şeylerin değerlerinde sıkmak lazım. Yani bu değerler Jota takımın içerisinden çıkan mı değerler? Evet evet. Bizim araçlarda da çıkıyor. Yani. Evet doğru. Dereceye mesela burada gene söylüyorum bazı arkadaşlar birinci sıkım, ikinci sıkım falan gibisinden. Evet. Üç tane sıkmaların 90 derece, 120 derece. O dereceleri falan sıktıktan sonra torklasınlar Jota'ları. Aynen. Torkunu sıksınlar, dereceleri de sıksın bıraksınlar. Tamam. Çünkü bu Jota'lar bu tür görünen yeni nesil Jota'ların hepsi yeni değişiyor. Yani şey dereceli ve toplu stresli Jota. Evet. Bu Jota'lar stresli Jota. Yani Jota stresine sıkılmadığı zaman conta yapma, contanın kompresör kaçırma, suya hava basma gibi sorunlar meydana çıkar. Yani buna dikkat ederseniz daha güzel olur. Evet ustam çok güzel oldu. Eline sağlık. Şimdi silindir kafanı takarken Ömer ustam diyor ki buradaki dişinin ayarı var diyor arkadaşlar bak. Bunun ayarını yapacak, onu gösterecek bize. Montaj yaparken bizi çağıracak Ömer ustam. Ömer usta çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim. Paylaşmak İlk lazım. Bedava bilgi veriyorsun. Sıkıntı yok. Burada bu şekilde arkadaşlar. Usta, buyur abi. Bu bedava bilgi değil. Bu yeni nesil motorlar herkes bütün arkadaşlar birbirimize ihtiyacımız olan bir aynen öyle. Ben de sen takıldığım noktayı sana soracağım. O öbürüne soracak. Ama evet. Bu iş gelişecek. Ben bildiğini saklasam, sen saklarsan bu iş yürümez yani. Aynen öyle. Benim sakladığım her şey benim bir müşterinin parçasının kırılmasına, aynen. Ülkemizin insanını zarar etmesine neden olur. Aynen, çok teşekkür yani ederim. Yani ülkenin insanı zarar etmesin. Yani benim bildiğim ben söylerim açıkça. Şunu şöyle yapın, bundan zarar görmesin. Aynen. Şurada şu hassasiyeti gösterin. Niye benim insanım burada, tamam. Arkadaşım, ustam iki kez önünü söksün taksi aynen, zamanından aynen. Olsun. Şuradaki zaten dişiden pahalı. Bahsediyor arkadaşlar. Zaten her şey ateş pahası. Aynen Ömer usta çok vaktini aldım. Çok teşekkür ederim. Çayın soğuyor ustam. Tamam. Ben silindir kapağını takarken vinçten indirirken bizi çağıracak arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bakın pistonlarımız yeni. Komple bu şekilde. Ve dişi grubunu burada. Yağ pompasını takacak. Buraya ne geliyor usta? Kompresör suyun ustam. Ha, hava kompresörü geliyor frenle alakalı. Aynen. Bu kaç bey girdi usta? Suyun ustam bu 320 beygir falan 330 beygir. 320 beygirlik bir canavar burada yatıyor arkadaşlar. Evet bu kadar ekleme yapacağım videoya arkadaşlar. Biraz dinlenecek Ömer usta ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci partiye Ömer ustamızın yanına geldik. Ali usta ile beraber Ali usta orada. Esallah helal usta. John sevdiğim kapağı takacak. Evet kapağımızın takılış ortamı. Evet. Az bir şey daha indir. Evet arkadaşlar bakın burada bu şekilde pistonlar aralarında şöyle. İnsana diye var bir şey. Seni soruyor karşılaştırma karşı. Karşılaştırıyorum aynen. Aynen aynen. Evet maşallah. Arkadaşlar Ömer usta buranın diyordu. Bakın buradaki dişli. Bakın az önceki hassasiyet gösterilmesi gereken bak bir nokta bu. Hüseyin usta. Evet. Bir nokta bu. İkinci nokta bu. Bu dişli de ayar isteyen bir merkez isteği. Bu da bir merkez isteği, ayar isteği. Yani bu dişlerin artı bunu artı bu da ayarlanabilecek bir ortamda bu dişli. Anladım usta. Şuradan şu göbekten bak. Şimdi gördüm size, gördüm evet abi. Göbekten çevirdiğimde yukarı kalktığını göreceksin işte. Evet gördüm abi. Tamam. Buna dikkat edilmesi gereken, hassasiyet gösterilmesi gereken şeyler. Şimdi bu kapağın sıkılması da Hüseyin usta. Bu saç contalarda şurada isterse şu değerler de çekelim. Bu saç contada stresli contalar mesela 20 Nm 70 70'ten sonra 150 az biraz bekleyerekten. Ondan sonra 90 derece. 90 derece nedir biliyor musun? Şöyle bunun yani tam turu 360'ın çeyreğe. Bir çeyrek öyle çevireceksin, bir çeyrek daha çevireceksin. O zaman iki tane ama tek seferde değil. Bir çevireceksin, bekleyeceksin, bir daha çevirip bir daha bekleyeceksin.
Bu civatalar stresini alıyor. Evet, şimdi boşluklarını alacağız. Ömer Usta civatalar sıkacak arkadaşlar. Tabancayı getireceğim. Aynen, şimdi kapağı sıkacağız arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar sibop, aracın sibopları bunlar. Her bölgede iki tane, biri emme, biri egzoz. Bu taraf egzoz mu? İki emme, iki egzoz. Bu taraf emme, o taraf egzoz. Bu taraf egzoz arkadaşlar, bu taraf emme. Yani inne, en, em yabancı mıydı? Ya Türkçe söyle, İngilizce bilen kaç tane arkadaşımız var? Evet. Olsun. Türkçe olsun ya. Emme, egzozun, bunu her... Maşallah motor var ya, parlıyor. Yıkayan güzel yıkamış bir yani. Bir de yıkayan güzel yıkamış. Balata spreylerine arkadaşlar dikkat etsin. Adamlar aseton doldurmuş satıyorlar içerisine ya. Yapma ya. Ya elinde ufak tefek çizikler var, ateş gibi yakın. He ya. Son... Bir bak, aseton... Gözüne kaçsa yandın ya. Aseton satıyorlar ya. Yani ayıp falan da artık tehlikemiştir. Balata spreyine çok kazanacağız diyelim ya. Evet, Ali Usta'mız sıkıyor arkadaşlar. En şu derece yapın. Sadece boşuna ayarını sıkacağız. Ali Usta, kısa kol yok muydu ya? Var. Evet, Ali Usta'mız kısa kolla sıkıyor arkadaşlar kafam. Sadece boşuna. Tork aletine sıkacak. Bu motor kaç kilo vardır Ömer Usta? Herhalde 700 kilo vardır. 7-800 mi? Aha. Var değil mi? Var. Zamanlıdır, brandlıdır, muhafazatı, baskı, balataşı, en ufak parça. Bloktan sivri kafanın haricinde baskı, balata, volan. Bunlar evet. Ağır parçalar. Evet Ömer Usta'cığım. Evet arkadaşlar, Ömer Usta'mıza çok teşekkür ediyoruz burada kendisine. Burada ustamız, ellerinden öperim. Çok yıllarını vermiş bir kamyoncu ustamızdır. Evet Ömer Ustacığım, son kelimeni alalım senin. Burada göster. Arkadaşlarımızın yeni yılda yeni işlerinde başarılar. Allah bol arkadaşlar nasip eylesin. Olmayı da unutmasın. Evet Ömer Ustacığım, üyelerimize ne demek istersin? Herkes Hüseyin Usta'yı da bir desteklesinler. Bu tür videolar zaman ayrılıp çekiliyor. Yani basit şeyler değil. Evet. Bir uğraş, bir emek oluyor. Bunun için bir abonman olsun. Hüseyin Usta'ya en azından faydası olsun. Bu videolara devam etsin. Allah razı olsun Ömer Usta'm. Ömer Usta tork aletine sıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ömer Usta'nın diğer videolar gelecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Ömer Usta, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkes.